Baby Joy'dan Yeşil Çocuk Programı'ndan hepinize merhaba. Ben Aslı Dede. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Biz Yeşil Çocuk Programı'nda doğal, ekolojik, sağlıklı yaşam için neler yapabiliriz sorusunun cevaplarını konuklarımızla birlikte arıyoruz. Bugünkü konuğumla ruhun gıdasını konuşacağız. Bugün müzik terapisti, müzik eğitmeni e, Hakan Sezgin konuğum. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Hakan Bey, e, şöyle başlamak istiyorum. Bebek doğduğu andan itibaren aslında yaşama Müzikle başlıyor değil mi? Doğduğu Müzik. andan biraz önce başlıyor aslında. Hı -hı. Seslerle başlıyor. Yedinci aydan itibaren e, bebeğin işitme organları oluşumunu tamamlıyor. E, ve dışarıdan... ...kişisel uyaranlara karşı e, tepkiler vermeye başlıyor. 7,5 aylık veya 8 aylık hamile bir bayanın yanından kamyon geçtiğinde... ...bebek tedirgin olabiliyor, seyirmeye başlıyor, hareketleniyor. Ya da annesinin ninnileriyle beraber e, bebek daha sakinleşmeye başlıyor. Araştırmalarda gösterdi ki o dönemdeki duyduğu sesleri ve müzikleri e, hatırlıyor... Bu da bize beyindeki o sinaptik bağlantıların hafızayla ilgili işlemlerin bununla beraber hemen daha anne karnında başladığını gösteriyor. Oradan da yol alıyor işte güzel müziklerle oynuyor, zıplıyor, hareket etme ihtiyacına destek oluyor. Daha sonrasında okullarda tırnak içerisinde tuhaf müzik dersleri gördükten sonra e, hayatı boyunca seyrettiği filmlerde, yemek yemeye gittiği yerde, evlendiğinde düğününde, ondan sonra hayatın her alanında müzik bir eşlik olarak e, eşlik ediyor, eşlikçi olarak eşlik ediyor. Peki ben özellikle size e, şunu sor, aslında biraz aldığınız eğitimden şu anda bahsedebiliriz. Oradan da e, özellikle bebekleri yönelik bir orf çalışması diyebileceğimiz bir Hı -hı. E, sanırım bir terapi yöntemi mi diyeceğiz? Artık onu da bilmiyorum. <laughs> Nasıl anlatacağız? <laughs> ya Şimdi müzik benim hayatımda sürekli var oldu. İlkokul 3. sınıftan bu yana. Yani kendim zaten müzik yapıyordum. Başladım, öğrendim falan. Fakat daha sonrasında e, müzik eğitimi almaya başladım. Ve aldığım müzik eğitimlerinin yanı sıra ile e, karşılaştım. Sene 2000 ya da 2001 yılıydı. E, orada müziğin elementer yanlarını e, görme şansına ve deneyimleme şansına sahip oldum. Ya artık aktif olarak müziği hareket ederek, dans ederek, anlatacağımız bir şeylerin olduğunu fark ederek ve bunları müzikle e, dışa vurarak anlatmaya başladım ve bunların eğitimlerini aldım. Şu anda Orschulwerk eğitimi e, ya yani uluslararası düzeyde vermeye e, yetkinliği olan insanlardan bir tanesiyim. Nedir o dediğiniz eğitim? Orshulver, e, Karl Orff'un klasik e, eğitim yöntemlerine. Şimdi klasik eğitim yöntemleri neydi? Ee, bir tane veya iki tane çocuk vardır müzeye yetenekli. Ee, sınıfta girersiniz. Aa, onlar en önde çalarlar, söylerler, her şey yapar. Arkada da 28-30 tane. Yani müzik konusunda çok yüreklendirilmemiş yavrular vardır. O çocukları gören, onların da müziğin içine katılabileceğini gösteren bir anlayıştır. Bunu ben şöyle de tarif edebiliyorum. Dil bilgisi eğitim almamış bir çocuk konuşabilir, çok da güzel şeyler anlatabilir. Müzik eğitimini klasik yollarla almamış bir insanda elementer olarak her şeyi ortaya koyabilir. Öyle mi? Evet. <laughs> Peki ben web sitenizde, bu arada müzikterapi.net üzerinden Hı. ulaşabilir merak edenler 18-36 ay bebeklerle anne-bebek orf çalışması yaptığınızı okudum. Hı. Ee, bundan biraz söz edebilir miyiz? Tabii ki. Bebekler doğdukları andan itibaren dünyaya hazır halde gelirler. Sadece beslenmeleriyle ilgili bizlere çeşitli bağımlılıkları vardır. Onun haricinde 18 ay önemli bir aydır. Yaklaşık hani yürümeye başladığı aylarda aslında 14 aydan itibaren çalışıyorum ama orada hani daha çok anneleriyle birlikte çalışıyoruz kucakta veya emekleme pozisyonunda. Müziğin bütün nimetlerinden faydalanıp hareket etmek ...birlikte başlayıp birlikte bitirmeler... ...çeşitli deneyimlemeler... ...deneyimler kazanmaları için... ...ortam yaratıyoruz. Bu ortamın içerisinde de... ...müziklerimizi kullanıyoruz. Daha çok günlük yaşamdaki... ...sözlerden yeni yeni şarkılar... ...yaratıyoruz. Hani böyle... ...franchise bir sistem değil, bir yaklaşım... ...biçimidir. Kendi yazdığımız şarkılarla... ...arkadaşlarımızla beraber... ...daha öncesinde deneyimlediğimiz... ...şarkılarla, bebeklerle çalışmaya başlıyoruz. Hareket birinci önceliğimiz oluyor. Duygusal anlamda anlamda kendilerini iyi hissettiklerinde hareket olarak da bazı becerileri kazansınlar ve uyum sağlasınlar istiyoruz. Daha sonrası arkasından da geliyor. Anne bebek arasında özel bir iletişim dili mi gelişmiş oluyor böylece? Ee, şöyle aslında e, bebeğim sana yapıyorum anneciğim sen anla gibi bir yolda izlediğimizi söyleyebiliriz. Çünkü bu tarz çalışmalar haftada bir ya da iki günle sınırlı ve bu çalışmanın süresi de annelerde işin içinde olduğu için yaklaşık bir saat. E, bunun kazandırıcı çok fazla bir şey yok. Fakat biz o bir saat içerisinde anneye müzikle iletişim kurma becerilerinin örneğini oluşturuyoruz ve e, onlar biz örnek aldıkları takdirde bütün bir hafta e, çok güzel müzik yapmaya başlıyorlar. İşte ilişki ve iletişimin de e, daha çok bağımlılıktan ayrılma sürecinde müziğin çok büyük etkisi ve katkısı olduğunu düşünüyorum terapi olarak çocukların biz geçen hafta e, mutluhan İzmir'le psikiyatrist Mutlahan İzmir'le yaramaz çocukları ilaçlamayın adlı kitabı üzerine konuştuk ve hiperaktivite ve e, odak eksikliği üzerine dikkat eksikliği üzerine e, sohbet ettik özellikle müziğin bu alanda Fransa'daki örneklerden söz etti Mut, e, Mutlahan Bey e, yani ilaç dışında şimdi hastalık olarak tanı koymanın dışında e, şu an annelerin babaların yani Türkiye'de çok bir aşı, aşırı bir tanı olduğu Hı -hı. aslında e, bir, bir ilaç kullanılması gerek edilmeyen hastalık olmayan bir durumda da çocuğa hiperaktif ve e, dikkat eksikliği olduğuna Hı -hı. dair e, annelerin tedirgin olduğundan söz ettik. Hı -hı. E, yani illa hastalık derecesine gelmeden aslında şu an zaten çocukların o kadar çok uyaran var ki etrafta. Hı -hı. E, odaklanmaları oldukça zor. E, müziğin bu alanda nasıl bir etkisi var? Fransa'da New York kentinde çalıştım bir 8 günlük. Orada sosyal uyum sorunu yaşayan çocuklarla bir müzik terapi çalışması yaptım. Çok inanılmaz e, geri dönükler aldık oradan. Şimdi şöyle e, Türkiye'deki durumlar biraz düz tepside misket taşımaya benziyor. Tepsi ne tarafa elirse bütün misketler hemen o tarafa gitmeye başlıyor. Hiperaktif çocuklar yani şimdi hiperaktivite bir tanıdır. Bunun için çok fazla yorum yapamayacağım çünkü doktor değilim. Ama doktorlar o konu, o tanıyı koymuşlarsa ve e, aile bir şey yapmaya başlıyor. Yoksa yaramaz çocuk kıvamında bu çocuklar gezip dolaşmaya başlıyorlar şimdi aile bir şey yapmaya karar verdiğinde hani bunun ee handikapları var avantajları var Doktor bu tanıyı koyarsa aile ben şimdi ne yapacağıma dönüyor ve ben ne yapacağım dediğinde de başlıyor Google'da arama yapmaya evet. e o <laughs> o yolla bana ulaştıklarında çocuğu ne olarak gördüğümüzden başlıyoruz Ben baktığımda öncelikle çocuk görüyorum sonrasında İsmi var, sosyo-kültürel durumu var, sonra e, ruh durumu var, hayalleri var, becerileri var, ölçülebilir kısma doğru yavaş yavaş gidiyor. Sonra da handikaplı tarafları var, yani dezavantajlı tarafları var. Şimdi ben çocuk, bana gelen çocuk ne olursa olsun e, onun e, çocuk tarafıyla çalışıyorum. Bir bahçe gibi düşünün. Bahçedeki güzel otları ne kadar çoğaltırsanız, çiçekleri ne kadar arttırırsanız ya zararlı otlar diyebileceğimiz yabani otlar aslında. Yabani otlarda o kadar daha az göze batar. Ama yabani otları gösterirseniz sürekli bak bunlar bunlar diye algıda seçicilik orası yaban bahçe olarak ismi kalır. O yüzden çocuk yanlarını çalışıyoruz, hareket ediyoruz, müzik yapıyoruz, resim yapıyoruz, içindeki duyguları dışarıya vuruyoruz ama bunun yanında da ölçülebilir teknikler ...dikkat süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyorum. Nasıl? Nasıl yapıyorum? Piyano ve davul aynı anda çalışıyorum. Yani hem piyano çalışıyoruz hem davul çalışıyoruz. Piyanoda hem ince motor becerisi hem de görsel e, eşleştirme becerisi. Aa, çocuk çaldıkça hoşuna gidiyor ve onun pekiştirici oluyor. Aa, ben yapabiliyorum oluyor, onun aferinleri olmaya başlıyor. Çocuğun bir yerlere vurmasıyla alakalı e, sürekli uyarı alırken... Çocuk kendi bedenine vurmaya başlıyor ve onunla ilgili aferin almaya başlıyor. Aa ne kadar güzel çalıyorsun." diye küçük bir örnek yapabilir miyim? Şimdi dinleme kuralı. <laughs> Böyle bir şey yapmaya başladığında çocuk "Wow Nasıl yaptın?" oluyorlar. Ondan sonra "Yapabiliyor e, mu bunu?" <laughs> e, her zaman yapabilir. Yani bu nasıl çalıştığınızla alakalı. Öğretim kısmı çok kolay. Çünkü Bireyselleştirmiş eğitim programını kafanıza yerleştirirseniz ve hangi çocukla nasıl çalışacağınıza iyi bir gözlem sürecinden sonra karar verirseniz öğretmek gerçekten kolay. Yolu var, yöntem var, tak tak yaparsınız öğrenin Fakat bizim için asıl etik olarak başladığı, yani etik sorumluluğumuzun başladığı nokta çocuğu mutlu ettik, öğrettik. Peki öğrettiklerimiz neye yarayacak? O zaman da müziğin tanımı devreye giriyor. Nedir? Müzik İnsanların duygu ve düşüncelerini ritmik ya da melodik yapılarla ifade etme biçimine denir. Peki bu tanımda vurguyu nereye koyacağız? Ritme koyabilirsiniz. Melodiye koyabilirsiniz. Ben ifadeye koydum. <laughs> i̇fadeye koyabilirsiniz. Duygu ve düşüncenin altına o kalın çizgileri çizebilirsiniz. Aa, i̇şte bir bir tanesinin doğru olması diğerlerini yanlış kılmıyor. Her alanda çalışılabilir ama ben daha çok duygu ve düşünce kısmını olgunlaştıktan sonra ikinci sıraya ifadeyi koyuyorum. Tamam. Yaptığı müzik ifade etmesine yaramayacaksa ne yapsın bu çocuk dokuzuncu senfoniyi elle on parmak çalmış. Evet. Kendi birinci senfonisini çalsın onun bir de resmini yapsın bir de hikaye yazalım ona. O ömrü boyunca e, bu başarının ve bu keyfin peşinden gitme şansını vermiş oluruz ona. Ya aslında en önemli sorun yetişkinlerin de aslında belki içimizdeki müziği duyamamak değil mi? Belki de hani özellikle büyüdükçe bu daha da geri plana gidiyor değil mi? Sanki ben öyle düşünüyorum. Çocuklar daha bir farkında da yetişkinleştikçe. Ya çok katılıyorum. Çok doğru söylediniz. Ya biz yetişkinlerin kaygıları çok yüksek. Yani hem sosyal anlamda hem gelecek anlamında hem bireysel kaygılar ve yaşamlarımız çok kalabalık. Her, hepimizin cebinde Cep telefonlarımız var daha da kalabalıklaşıyor yaşamlar. Ee, sizin e, alanınıza paralel olduğu için e, şeyi düşünüyoruz işte e, ruhun gıdası e, ekolojik gıdalar mı yoksa e, gerçekten fast food e, gıdalar mı? İşte müzikte aynen fast food ve e, anlamlı yemekler olarak... E, ...müziği de ayırabiliriz bu tarzda. Ritim duygusu oldukça önemli. Siz müzik eğitimine başladınız ama... ...bunu psikoloji ve pedagoji ile bir şekilde... ...birleştirdiniz. Nasıl oldu? Bu bu yola nasıl girdiniz? Tamamen tesadüfen diye... ...cevaplıyordum yıllarca bu soruyu. Ama sonra hiçbir şey... ...tesadüf, tesadüf değildir. <laughs> değildir. Evet Bunun <laughs> anlamını daha benimsedim. Çok uzun yıllar önce, sene... ...herhalde 92 ya da 93... ...senesinde... ...bir arkadaşım beni aradı ve... Ben gitar çalmaya yeni başlamıştım ve Hakan dedi gel dedi gençlere ihtiyaç var dedi. Otizmli çocuklar bir büyük adaya geziye gidiyorlar. Sen de orada çalarsın hem de bak seni dinlerler dedi. Ben gitarımı aldım gittim. Sonra Bosancı'da Opris gezisinde bir baktım. Koca koca insanlar herkes normal gözüküyor fakat bazıları yanındaki kadının saçını kokluyor. Bazıları tuhaf hareketler yapıyorlar. bunu hmm, tamam dedim herhalde benim grup bu grup olsa gerek diye. <laughs> Sonra e, o gruba dahil oldum. Tanıttım kendimi. Vapurda çaldık söyledik. Kimse dinlemedi beni. Daha sonrasında adaya indik. Adada güzel bir şeyler yedik. Sonra kampımızı kurduk. E, Tugay Başar vardı etnomüzikolog. Tugay aldı sazı eline ve çok güzel doğaçlamalarla o çocukların kalbe giden yollarını açtı. Ben de o yoldan yürümeye biraz çekinsem de şöyle bir uzanıp baktım. Çok etkileyiciydi. Çocukların bazıları dahil oldular, bazıları beni e, istediler, bazıları dokundular, bazıları kokladılar. Ve e, ben çok etkilendim. Bir gerçekliğin tadına e, almıştım orada. Sonrasında bir sonraki şey o aktiviteyi tekrar çağırın diye istedim. Bu sefer bir sonraki aktivitede daha aktif rol almaya başladım. Bir sonraki bir sonraki derken Nevin Eracar vardı klinik psikolog. Onun kızı da otizmliydi ve Onunla başladığımız bu yolculukta Tugay ve onunla başladığım bu yolculukta çok iyi paralar kazandığım iş yerime bir gün etrafıma dönüp baktım. Gerçekten bu işi yapan çok insan vardı ama farklı gelişenlerle ya da tırnak içinde engellilerle çalışan çok az insan vardı. Hiç kimse yoktu diyebiliriz. Ben dedim bu işi yapacağım ve Nevin'in karşısına çıktım. Dedim beni eğitin e, böylesine zorlu bir süreç başladı. İki buçuk yıl kadar bireysel eğitimler ve süper, süpervizyonlarla başladığımız bu yolda daha sonrasında Orşulak düzenli eğitimlerini almaya başladım. Önemli isimlerde müzik terapi alanındaki Karin Şımayar, Şöyle Salman bunlarla profesörlerimdir benim. Hocalarımla çok uzun zamanlar çalışmalar e, yaptık. Müzik ve dans pedagogisi eğitimlerini de Orşulak'ın hem yurt içinde hem de yurt dışındaki eğitimlerine katıldım dönüp baktığımda hani bir 450 500 saate yakın bir eğitim potansiyel şeyim olmuş. Eğitim birikimim olmuş. Aynı zamanda çocuklarla müzik yapıp çalıp söylemeye başladım ve sürekli üzerlerine bir şeyler katarak bugünlere geldik. Peki Hakan Bey ben şunu merak ediyorum size şu anda şimdi farklı gelişenler dediniz. Hı -hı. Ben düşünüyorum ki yani, tabii ki bu alanda siz uzmanlaşmışsınız ama aslında her çocuk için müzik eğitimi Hı -hı. ya da müzik terapisi Hı -hı. hangisini demek daha doğruysa gerekli çünkü Hı -hı. en temel şey o aradan önce de söylediğim gibi içimizdeki müziği saklı tutabilmek ya da duyabilmek Hı -hı. E, belki de çocuğumuza yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden biri Hı -hı. E, sürekli müziğe yakın tutma konu yani Hı -hı. illa müzik konusunda bir kariyer yapacak diye değil çocuk yani Hı -hı. mutlu olması için değil mi evet, kendini evet. duyabilmesi Hı -hı. için sanırım Hı -hı. E, size e, daha çok biraz farklı gelişen farklı gelişenleri biraz açalım. Sonrasında da size daha çok ne tür anne babalar ne tür çocuklarla çalışıyorsunuz? Tamam. Farklı gelişenden başlayayım. Normali tanımlamak gerekiyor önce farklıyı görebilmek için. Normalin tanımı nedir? Aslında yüzdece fazla olan demektir. Sol eli kullanmak, sol ayağını kullanmak ekstra bir durummuş gibi gelir. Neden? Çünkü yüzdece fazla olan insanlar sağ ellerini kullanırlar. Normal gelişim gösterenlerde yüzdece fazla olan aslında çoğunluktur. Dünyaya baktığımızda, dünyadaki kaynakların değerlerine baktığımızda. Az olan hep değerlidir, fazla olan hep daha değersizleşmeye başlamıştır. Ki ne yazık ki insanda böyle değil. İnsanda hep çok olanlarla alakalı bu düzenler ve sistemler olmuş. Normal olanı bu bu gibi gördüğümüzde farklı gelişenleri daha başka bir göze bakmaya başlıyoruz. Bana daha çok kimler geliyor? Evet, aslında eşit ağırlıklı çalışıyorum. Okul öncesi çocuklarda da çalışıyorum. Bu arada ilk hani girişte sorduğunuz veya açıkladığınız kısımla alakalı e, müzik terapisi mi demeliyiz, müzik eğitimi mi demeliyiz? Hmm. E, terapi iyileştirme gibi bir e, anlam taşır sırtında ve bu ağır bir yüktür aslında e, hassas davranılması gereken bir alandır diye düşünüyorum. Sadece terapi kökenli çalışmalarda o anda ve orada olmak gerekir. Hmm. Müzik eğitimiyle ilgili çalışmalar daha çok öğreti merkezlidir. Terapi çalışmaları yaşantı merkezidir. Ben gelen her çocukla zaten yaşantı merkezi çalışma yapıyoruz. Yani. O anda orada oluyoruz, başlıyoruz sonra başka bir zamana başka bir mekana gidiyoruz hikayelerimizle birlikte. Daha çok hangi tür anne babalar geliyor? Ilgili anne babalar geliyor çünkü <laughs> hiçbir yerde reklam yapmıyorum veya böyle bir çaba içerisinde hiç olmadım ama mutlaka arayan buluyor. Ondan sonra geldiklerinde de ilk düşündükleri şey hangi enstrümanla başlasak? Benim çocuk yetenekli ise e, biz kaçırmış olmayalım gibi sorularla çok sık karşılaşıyorum. O zaman buradan çok e, yani genel bir cevap olarak söylüyorum. E, anne babalar eğer çocuğunuzda özel bir yetenek varsa ...onu ıskalama şansınız yok... ...o Olur. yüzden rahat olun... ...siz hiç görmeseniz hatta engelleseniz bile... ...o yetenek kendini... ...mutlaka gün ışığına çıkartacaktır... Ay, ...mutlaka çıkartacak ama acaba onu ifade edebilecek mi... ...ya da kullanabilecek mi değil mi... ...ben çünkü Türkiye'nin biraz böyle heba almış ...yetenekler ülkesi olduğunu düşünüyorum... ...bizim ülkemizde i̇şte, biraz fazla... <laughs> e, ...ifade edebilmesi beceri eğitimine bağlı... ...fakat beceri eğitiminden... ...daha önemlisi de... E, ...o ihtiyacı görmesi gerekir... Evet. Yani bu ihtiyacı da biz mutlaka çocukta var olan hani kendini anlatma, kendini ifade etme, birey olma ihtiyacını da canlı tutmak zorundayız. Evet. Ya aslında biraz şöyle bakmak gerekir belki ben yıllarca doğal tıpla ilgili de programlar yaptım. Oradaki arkadaşım doğal tıp uzmanının hep söylediği şeydi sorun olduğu zaman değil sorunun olmaması için aslında bakmak lazım sağlık sorunlarına Kesinlikle. özellikle. Hı. Şimdi size belki farklı gelişen ya da bir sorunu olan çocuklar belki geliyor ama sanırım şu yaklaşım daha doğru mu diye düşünüyorum. İlla bir sorunun olmasına gerek yok. Sorun olmaması için yani beden, zihin, ruh dengesi için, varoluşumuzla mutlu olmamız için hı hı. E, çocukların aslında küçük yaşlardan itibaren o ritim duygusunu kavrayabilmeleri, yani meditasyonda bile kalbimizi e, kalbimizin ritmiyle e, ritmini hissetmeye çalışırız. Çünkü duymuyoruz artık. Evet. evet. O yüzden hani öyle bir şey söylesek daha doğru ya, mu? Kesinlikle doğru. Şöyle düşünelim. E, bazı besinleri hasta olduğumuzda bize çok iyi gelir bazı besinler. Peki hani ıhlamur çayını sadece hasta olduğunda mı içmeliyiz? Normalde de onun çok büyük faydaları ve sağlıkları var. Müzik de böyle bir şeydir. Burada bir tek şeyi düşünebiliriz. Ben müziği birazcık bu tren raylarına benzetiyorum. Şarkıları da bu tren raylarının üstünde e, işleyen vagonlara benzetiyorum. Bu vagonlar her iki taraflı da gidiyorlar. Yani bizim iç dünyamıza da gidiyorlar. Dışarıya aşılmamızı da sağlıyorlar. Biz de çocuklarımız bu istasyonlarda nasıl seyahat edileceğini bilmeden nasıl ki gidip de bir metro istasyonuna bırakmıyoruz. Müzikle de çok böyle kendi hallerinde ve baş başa bırakmamamız gerekiyor. Müziği onlarla birlikte yapmamız gerekiyor. Müziğe onlarla birlikte eşlik ediyor olmamız gerekiyor. Dans ederken birlikte dans etmek, birlikte zıplamak, bir şarkıyı birlikte söyleyebilmek sadece işte bir... E, laptop'tan açıp dinlemek veya televizyonda bir müzik kanalını açıp ona Aa, bak ne güzelmiş demek değil. O müziği kendimiz. O bugün canım çok sıkıldı, ne yapsalım dışarı mı çıkalım acaba diye bir şarkıyı herkes yapabilir. Evet. Sadece biraz cesaret diyorum anne babalar, biraz da o yönde kendilerini zorlasınlar. Gerisi bak ne kadar güzel geliyor. Aslında şimdi evet sizin sosyal medya hesaplarınızdan da ben şimdi hatırlıyorum, orada çocuklar kendi şarkılarını yazıyorlar, evet. yazdıkları şarkıları Hı -hı. söylüyorlar. Kendi şarkısını yazabiliyorsa aslında hayatı da onun bir şarkısı. O çocuk kendi hayatını da istediği gibi yazabilir, değil mi? Çok doğru belirttiniz. Biz de kendi hayatını şekillendirirken veya yolunu çizme arayışı içindeyken biz de onlara destek veriyoruz. Ellerinden tutmuyoruz, başka bir şey yapmıyoruz. Sadece onun etrafındaki alanları düzenliyoruz evet. ve onu bol bol dinliyoruz. Müthiş şarkılar çıkıyor çocuklarda evet sosyal medyadan da bu arada müzik nasıl ulaşabilirlerse de, instagram o, hesabı müzik terapisti müzik ya da terapisti. hakan sezgin yazdıklarında bir şekilde Zaten mutlaka Google'dan, ulaşırlar evet. hakan sezgin diye müzik terapist nokta nette de galiba evet. size ulaşabiliyorlar <laughs> programın sonuna geldik aslında konuşacak çok fazla şey var çok güzel bir iş yapıyorsunuz ben çok teşekkür ediyorum ve e, çok, takdir ediyorum yaptıklarınızı e, ve programı yine sizin bir e, şarkınızla bitirelim isterseniz ama şunu da söylemek istiyorum dinleyicilere. Bana annem hep küçükken derdi ki içindeki şarkı hiç bitmesin, içindeki müzik hiç bitmesin. Ben de şimdi buradan onu diliyorum dinleyenlere. Evet, dinleyelim. <laughs> Çok teşekkürler Baby Joyda yeşil çocuk programının sonuna geldik. Bir sonraki yeşil çocuk programında yeniden buluşmak üzere yeşil kalın.